Şimdi Fintech'e, haftanın Fintech gündemine bir bakalım. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği haftanın Fintech gündemini sunar. Haydar Akçı'ya döneceğim. Tahsilis kurucu ortak hemen soracağım. Şimdi paranın maliyeti günden güne artıyor. Tahsilatla ilgili tabii bazı konularda sorunlar yaşanıyor, biliyor. Bu dönemde özellikle nakit ihtiyacının arttığı dönemlerde geciken tahsilatların maliyetleri ne ölçüde? Onu sormak isterim size ilk. Buyurun. Zeliha Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Açık hesap çalışan işletmeler tahsilatlarını efektif yönetmek için büyük bir efor sarf etmek zorunda. Özellikle içinden geçtiğim süreçte. Aksi halde kendilerini marketi finanse eden bir pozisyonda bulmaları içten bile değil. İşletmeler sürekli olarak tahsilatlarını takip edip tahsilat performanslarını ölçmek, gerçekleşen vadeleri kontrol altında tutmak zorunda. Gerçekleşen vade ile fatura vadesi arasındaki makas sürekli olarak açılmakta. Zamanında tahsilatın sağladığı faydalar yerini finansman maliyetine bırakmakta. Direkt veya dolaylı finansman maliyetlerini 4 ana başlıkta toparlayabiliriz. Ödemelerin ötelenmesi ilk madde, işletmelerin nakdi darboğazda başvurduğu ilk çözüm olarak ödemelerin ötelenmesi çıkıyor karşımıza. Özellikle B2B gibi ticaretin süreklilik arz ettiği senaryolarda bu yönden uzun vadede alım fiyat avantajının ortadan kalkmasına sebep olmakta. Diğer bir madde dış kaynak kullanım zorunluluğu. İşletmeler yine sermaye yetersizliği durumunda en sık olarak başvurduğu diğer bir yöntem ise banka ve sahip kuruluşlar aracılığıyla dış finansman temini. Bu yöntemle işletmeler büyük faiz yüküyle karşı karşıya kalmakta. Özellikle nakit akışının plansızlığı sonucunda başvurulan BCH, KMH gibi kredi türlerinin yüksek maliyetleri işletmelerin önüne diğer bir maliyet olarak çıkmakta. Özellikle içinden geçtiğimiz süreçte çok ciddi bir şey olarak karşımıza çıkan enflasyon olumlu bir değer kaybı söz konusu alacakların gecikmesinde. Merkez Bankası verilerine göre Ocak ayından Şubat ayına ertelenen 10 milyon TL'nin enflasyon karşısındaki değer kaybı 480 bin TL olarak gerçekleşti. Evet. Yani piyasada işletmelerin tahsilde kaybettiği her gün ciddi bir enflasyon maliyetini göstermek zorunda kalmakta. Hı hı. Sadece ülkemizde de değil, dolar ve euro bazında bile %8'in üzerinde bir enflasyon konuşuldu bugünlerde. Enflasyon maliyetinin üzerinde titizlikle durulması gerekmekte. Bir diğer husus, sermaye devir hızının kaybı, devir hızından dolayı oluşan bir kayıp var. %10 karlılıkla 1 milyon sermayelik bir işletme hayal edin. Bu işletmenin tahsilat süresi eğer 30 gün bir süre ise yıl içinde 12 defa sermayesini çalıştırabilmekte. Evet. Ve bu koşullarda 1.2 milyon TL kar elde edebilecekken tahsilat takibindeki aksamalar nedeniyle eğer bu süre 60 günleri çıkarsa, hı hı, yıl sonunda nominal karlılık 6 defa bu sermayeyi çalıştırabileceği için, hı hı, 600 bin seviyesine çekildiğini görmekteyiz. Özellikle orta ölçek işletmelerin çoğunlukla göz ardı ettiği ancak büyük resme baktığımızda karşımızda en büyük maliyet unsuru olarak çıkan, hı-hı, bu konuya da işletmenin özellikle eğilmesi, özellikle değerlendirmesi gerekmekte. Peki çok kısa, tahsilat süreçlerin yönetimi konusunda özellikle dijital dönüşümün etkileri nedir? Tahsilat performansı iyileştirmeyi amaçladığınızda arka plandaki psikolojiyi anlamak, gerekçeleri analiz etmek ve kök nedenlere bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu durumda baktığımızda 2019 yılında Stanford Üniversitesi'nin dünya genelinde 100 bin işletmeyle yaptığı bir araştırma var. Bu araştırmanın sonucu aslında bize kök nedenleri anlatıyor. Müşterilerin ne zaman ne ödeyeceğini takip etmemesi, bu ödemenin talep etme gereksinimi, yani müşteriden düzenli olarak ödemenin talep edilmesinin gerekliliği ve borç noktasında oluşacak olan muhalefetlerin ortadan kaldırılması gerekliliği ve ödeme seçeneklerinin az olması kök nedenleri olarak karşımıza çıkıyor. Sadece kök nedenler değil, aslında biraz da sürece dahil olan profilleri incelemek gerekiyor. Şirket yönetim birimleri, tahsilatı yapan sorumlular ve müşteriler bu üç profil olarak tahsilat sürecinin paydaşları olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan herhangi birinin bile sürece doğru şekilde entegre edilmemesinin sonucu olarak geç tahsilat, vade aşımları gibi problemler karşımıza çıkıyor. Süreçlere, mazeretlere ve paydaşlara baktığımızda aslında sürekli tekrar eden teknolojik altyapıyla çözülebilecek bir yapı çıkıyor karşımıza. Ülkemizde çok yaygın değil ancak alacak yönetim platformları ile bu süreçleri efektif olarak yönetebilmek mümkün. Teşekkür ediyorum size. Evet, devam edeceğiz. Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği haftanın Fintech gündemini sundu. Şimdi Yücel Erbaş